Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine farklı bir içerikle karşınızdayım. Bugünkü konumuz ne? Başlıktan da anlayacağınız üzere favori parfümlerim, parfüm koleksiyonum diyebiliriz. Bugün bütün parfümlerinden bahsedemeyeceğim size. Sadece şu sıralar en çok kullandığım parfümlerden bahsedeceğim. Ben farklı parfümler kullanmayı çok seviyorum. Çünkü hani her okazyona, yani her böyle etkinliğe ya da güne farklı bir koku, böyle sanki farklı bir benmişim hissiyatı yaratıyor. O yüzden de ben çok memnun oluyorum, böyle mutlu oluyorum yani farklı kokular kullandığımda. Atıyorum, gece kullandığım bir kokuyla gündüz kullandığım bir koku birbirinden farklı, ya da işte okulda kullandığım bir kokuyla dışarı çıkarken kullandığım koku farklı vesaire vesaire. Yani ya da kıyafetlerime göre koku seçebiliyorum bazen. İşte renklerle kokuların çok uyuşması gerektiğine inanan insanlardan biriyim. Dolayısıyla böyle durumlar var. İsterseniz çok vakit kaybetmeden videoya başlayalım ve bu parfümlerin farkları nedir, nasıl seçebiliriz vesaire gibi konularla başlayalım. Evet, ben size şöyle hazırlığımı yaptım. Ajandama bu konuyla ilgili notlar aldım. Az çok biliyordum, sadece kopya çekmek için sizlere notlar aldım. Öncelikle parfümlerin notaları var arkadaşlar. Yani neden her parfüm birbirinden farklı? Çünkü hepsinin farklı notalarda farklı kokulara sahipler. Aynı kokuları kullansanız bile farklı notalarda kullandığınızda bu kokuları parfümünüz farklı olacaktır. Nota dediğimizde kastedilen şey parfümün kokusunun açılma kademeleridir. Yani her kokunun yoğunluğu, ağırlığı, her maddenin yoğunluğu, ağırlığı farklı olduğu için farklı zamanlarda farklı kokular duyulur parfümlerden. Klasik parfümler her zaman 3 notadan oluşur. Üst nota, orta nota ve alt nota olmak üzere 3 tanedir bunların. Şu saçım beni rahatsız etti. 3 notadır bunların notaları. Üst nota dediğimiz nota en uçucu, tepe noktası da denir bunlara zaten parfümlerde. Parfümlerin en uçucu notasıdır. İlk parfümü sıktığınız anda burnunuza gelen koku bu notadır. Dolayısıyla yanıltıcıdır. Pazarlama amaçlı bir notadır. İlk anda burnunuza gelen koku, biraz sabırlı olmanız lazım parfüm alırken. İlk burnunuza gelen kokuya aldanıp parfümü almamanız lazım. Buraya sıktınız, aradan birkaç saat geçti. Ondan sonra gelen koku o parfümün asıl kokusudur. Yani daha doğrusu birkaç saat demeyeyim, yarım saat geçti. Sonrasında gelen koku onun asıl kokusudur. Genellikle bu notalarda turunçgil ve zencefil gibi ağır, böyle yoğun kokular kullanılır ki alıcıyı cezbetsin. Bunlar keskin ve çabuk buharlaştıkları için de dediğim gibi en uçucu notadır. Geldik orta notaya. Orta nota parfümün asıl kokusudur. Bu yüzden de parfüme kalp noktası, kalp notası derler. Kalp noktası ve kalp notası derler. Keskin bu üst notalar, en tepedeki notalar uçunca asıl ortaya çıkan kokudur bunlar. Alırken bu notayı beklemenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi ilk yarım saatten sonra, yani ilk yarım saat içinde bu nota ortaya çıkar ve 2-3 saat bunun etkisi devam eder. Daha böyle geç havaya karışan çiçeksi, meyveli kokular bu notada kullanılır. Yani daha aromatik kokulardır ve asıl parfümünüzün kokusu budur yani aslında. Ve son olarak alt notamız var. Alt nota dediğimiz koku da baz veya dip nota olarak geçer. Asıl kokunuzun temelindeki kokudur. Aradan 2-3 saat geçtikten sonra, yani orta nota kaybolmaya yakınken bu nota ortaya çıkar. Ben burada aldığım notlara göre gideceğim. Çünkü kafam karışmasın diye. En son aldığım kokuyu yazmışım ilk başta. Bu Michael Kors'un Sexy Ruby isimli son çıkan parfümü. Tasarımı çok güzel. Ruby yakut demek zaten. Bu şişe de kırmızı olması, buradaki altın kapağı. Zaten kapak klasik Michael Kors'un kapaklarından. Çok güzel. Ben çok beğendim. Bu aldığım en son çıkan kokusu Michael Kors. Bundan sonra çıkardım bilmiyorum. 2017 yılında çıktı. Odunsu meyveli bir koku olarak geçiyor. Ama bana göre meyveli ve baharatlı. Gerçi baharatla odun birbiriyle karıştırılabilir. Evet, baharat kokusu da var. Ben genellikle baharatlı kokular tercih ediyorum. Belki cilt tonumla alakalı, bilemiyorum. Ama baharat ve çiçek ya da baharat ve meyve
full baharat çok kullanmıyorum açıkçası. Çok çok ağır kokular. Bunun notalarından biraz bahsedeyim. Üst notasına yani ilk sıktığınız anda ağ dudu, kayısı ve biber kokusu alıyormuşsunuz. Ki bence öyle. Ama böyle ahududu çok hissetmedim ben. Kayısı ve biber belki çok yoğun hissediliyor olabilir. Orta notalarında işte benim asıl sevdiğim, buna vurulduğum nokta buydu. Yasemin, zambak ve gül yaprağı, aynı zamanda portakal çiçeği. Yani bütün çiçek kokularının, böyle cezbedici çiçek kokularının hepsi bunda var. Ve alt kokularda kaşmir, vanilya ve misk var. Ve sizin için bu araştırmayı yaparken şunu fark ettim ki benim parfümlerimin %70'i 80'inde misk kokusu var. Galiba bu biraz ağırlaştıran bir koku parfümü ve kalıcılığını da arttırıyor bence. Bu böyle biraz sabun gibi temiz kokuyor. Böyle temiz temiz kokuyor. Gece de gündüz de kullanılabilir bir koku. Yazın pek emin değilim. Yazın pek kullanılmaz bu. Biraz kışlık bir koku. Çünkü biraz ağır bir koku. Yazın biraz rahatsız edici olabilir. Ama şu anki favori ürünlerimden. Bu Sexy Ruby. Edo Parfüm bu zaten. Ha bu arada Edo Parfüm ile Edo Tuvalet var biliyorsunuz. Edo Parfüm daha kalıcı kokular için kullanılır. Edo Tuvalet biraz daha uçucu. Floz dedikleri işte o etken maddesinin yoğunluğunun az olduğu kokulara Edo Tuvalet denir. Bu Edo Parfüm. Edo Parfüm kokuları her zaman daha pahalıdır. Edo Tuvalet olanlar daha uygun fiyatlı oluyor. Bu bir tık işte pahalı olanlardan ama çok güzel kokusu. Geldik ikinciye. Bu benim favorilerimin favorisi. Bu kokuya bayılıyorum. Ama artık kullanmaya kıyamıyorum. Çünkü fiyatı en son baktım hani alsam mı'yı düşünürken 900 bin lira civarı bir fiyatı vardı. Bence bir parfüm için gereksiz. Ben genellikle tester ürünler vesaire bulmaya çalışıyorum. Güvendiğim bir tane parfümeri var. Oradan alıyorum. Çünkü orijinal olmayan kokular da alerji yapıyor. Buralarımda direkt kızarıklık, dökme vesaire oluyor. Ya bu koku o kadar güzel bir koku ki 2014 yılında çıkmış. Bundan sonra bunun işte bileği çıktı. Toz pembe renklerde nude muydu? Blush galiba o rengi çıktı ama ben bunun kadar güzelini görmedim. Bu tasarımını, şişe ve kapak tasarımını Burberry'nin trench coatlarından almış. İlham alınmış. Çok çiçeksi bir koku olarak lanse edilmiş. Kokunun yaratıcısı Francis Coupe-Dion diye bir tasarımcı. Zaten bundan sonraki kokuları da o tasarladı. Yani aynı tasarımda şu kapağı siyah ve pembe olan var. Başka var mı bilmiyorum. Ben ikisini biliyorum. Şu şeyleri değişiyor. Bir de fiyonkları değişiyor. Parfümün adını söyledim galiba. My Burberry. Bu bence gündüz kokusu. Yani gece kullanılır. Tabii ki kullanılmaz değil ama gündüz de rahatlıkla kullanabileceğiniz, hatta yazın da kullanabileceğiniz bir koku. Çünkü dediğim gibi bu böyle çiçeksi, böyle güzel bir koku yani. Hafif bir koku. Bunun üst notası ıtır şahı diyorlar. Tatlı bezelye diye de geçiyor. Sweet pea diyor İngilizcesinde. Bergamot ve turunç var bunun en üst notasında ilk sıktığınızda. Ki bence turunç kokusunu alıyorsunuz. Ama ben bunda en çok frezya ve sardunya kokusu aldım. Ki bu da orta notasındaymış. Sardunya, frezya ve ayva kokusu varmış. Alt notasında silhat ve şam gülü kokuları varmış. Dediğim gibi kalıcılığı muhteşem. İnanılmaz güzel ama çok pahalı. İşte dediğim gibi eğer güvendiğiniz böyle yurt dışından getiren ya da işte test ürünler getiren bir yer varsa belki öyle yapabilirsiniz. Ya da indirimleri takip edebilirsiniz. Ki çok indirime girdiğini görmedim ben ama umarım girer. Çünkü benim de yedeklemem lazım. Üçüncü kokumuzla devam edelim. Ya ben hepsi için aynı şeyi söyleyeceğim galiba. Bu benim en çok sorulan parfümüm. Bunu ne zaman sıksam, Prada'nın kendi Florale diye isimli bir parfümü. Bunu ne zaman sıksam kesinlikle ve kesinlikle bana soruldu. Bu parfüm ne, bu parfüm ne, bu parfüm ne diye. Bu tam bir günlük koku. Zaten çok hızlı bitti. Ve tekrar bulamadım. Yani ikinciyi almak istiyorum. Üretimde de gözüküyor ama bulamıyorum. Bulursanız bana bir mesajla bildirirseniz sevinirim. 2014'te piyasaya çıkmış. Candy serisinin, yani şu kapak tasarımına sahip Candy serisinin üçüncü parfümü olarak piyasaya sürülmüş. Heyecan verici, yaşam ve şehvet dolu ve çiçeksi bir koku olarak tanımlamış marka bunu.
Hatta şöyle bir iddiası var. Bu parfümü sıktığınızda kendinizi bir çiçekçi dükkanının yakınından geçerken ya da İtalya'da bir dondurma dükkanının yanında kendinizi hissettirecektir diye bir iddiaları varmış. Ki bence mantıklı ve uygun. Zaten İspanya'da üretilmiş Prada'nın. Bu Edo Toilette aşırı pahalı değil. Ben 300-350 civar bir şey almıştım. Şu anda da aynıdır tahminimce. Ama işte ben yine o tester ürünler satan yerden almışım. Bu da tester zaten. Bunun hemen üst notalarına başlayalım. Bunu çok fazla üst, orta, alt diye ayırmamışlar. Ama ben azıcık araştırmayla şöyle buldum. Üst notasında limon likörü var. Orta notasında şakayık var. Alt notalarında da misk, karamel ve bal var. Böyle çok tatlı tatlı ama rahatsız edici, böyle bazı kokular vardır rahatsız eder ya tatlılığı. Burnunuza şekerli şeker gelir. Bu kesinlikle öyle bir koku değil. Günlük olarak rahatlıkla kullanabileceğiniz bir koku. Ben buna bayıldım. Evet, diğer bir kokumuzla devam ediyoruz. Yine ağır bir koku. Şu Yves Saint Laurent'in Black Opium'u. Bu benim hayatıma nasıl girdi? Ben Benelux turu yaparken Paris'te bir parfüm, böyle kozmetik gibi bir yere girmiştik. Orada dedim ki ben bir tane Paris'ten parfüm almasam olmaz. Bunu dedim, yani böyle ağır, çiçeksi bir koku. O zaman böyle bu parfüm merakım yeni başlamıştı. Çiçeksi, böyle gece kullanabileceğim bir koku olsun dedim. Oradaki bayan bana bunu önermişti. Bu o zaman yeni çıkmıştı ki zaten 2014 yılında çıkmış. Ben de 2014 yılında gitmiştim. Bu böyle nasıl diyeyim, ağır ağır bir koku. Bu arada şişesi çok güzel bunun. Şuraları böyle nedir onun adı? Simli simli. Dokusu böyle çok güzel. Gümüş rengi simleri var. Bu da bir seri şeklinde. Bunun nüiti var. Direkt opium mu var? Bileği yok. Yani bilek olmadan opium şeyi var. 3-5 tane bunun da serisi var. Ama yine ben bunun en çok bunu seviyorum. Markanın karanlık ve gizemli tarafını vurgulayan klasiğin rock'n'roll yorumu olarak tanımlamış marka bunu. YSL, Yves Saint Laurent. Bu kesinlikle bir gece kokusu, kesinlikle bir kış kokusu. Yazın kesinlikle rahatsız edecek bir koku ama muhteşem bir koku. Tatlı bir koku patlaması yaşıyorsunuz. Yani böyle hem şekerli, hem baharatlı, hem odunsu, ama en çok odunsu, tatlı odun kokuları alıyorsunuz. Böyle tatlı odunsu kokular alıyorsunuz. Bunun üst notalarında pembe biber ve portakal çiçeği varmış. Orta notalarında yasemin ve kahve varmış ve bence kahve kokusu net net hissediliyor. Ve alt notalarında da vanilya, silhat ve sedir varmış. Sedir bir ağaç, biliyorsunuz zaten. Bence kahve ile vanilyanın bir araya geldiği hiçbir şey kötü olamaz. Çok güzel. Koklamaktan kendimi alamıyorum. Ama dediğim gibi bunu böyle 2 tane sıksanız yetiyor. 3-4 tane fıs 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 sıktığınız zaman karşı tarafa rahatsızlık verebiliyor. O yüzden size tavsiyem böyle 1-2 tane sıkıp çıkmanız. Zaten bitmiyor. Benim bu ikincisi, o Paris'ten aldığım bitmişti. Sonra bunu aldım. Ki bu da bitmek üzere. Bu da Edo parfüm. Yani pardon, bitmek üzere değil. Bunu dediğim gibi çok çok nadir kullanıyorum. Yani gece vesaire dışarı çıktığımda kullanıyorum. O yüzden uzun süre gidecektir size de aynı şekilde. Ve son olarak değil, sondan üçüncü olarak Roberto Cavalli'nin Just Cavalli parfümüne bakalım. Bu Edo Toilette. Yani daha günlük, daha hafif bir koku. 2013 yapımı bir parfüm. Kremsi, çiçeksi ve aşırı seksi bir koku olarak tanımlamış marka bunu. EDT bir parfüm dedik. EDT olmasına rağmen, söyleyeceğim buydu. EDT bir parfüm olmasına rağmen kesinlikle kalıcı bir parfüm. Günlük, hafif, yaz-kış kullanabileceğiniz, yaza da kesinlikle yakışan, böyle çok hoş bir kokusu olan bir parfüm. Bunun üst notası portakal çiçeği, orta notası Tahiti tiare çiçeği diye geçiyor ki sanırım bence bu aldığımız farklı koku. Yani bunu bir deneyin. Bu böyle hani şey vardır ya, yazlık bölgelerde beyaz küçük çiçekler vardır. Hatta ortasından balını mutlaka ki küçükken emmişsinizdir, ben emdim. O kokuya benziyor ama bunun adı Tahiti tiare çiçeğiymiş. Ve alt notasında da gül ağacı kokusu var. Bunun tasarımı da çok güzel. Şurası böyle yılan desenli pembe. Şurada pembeler var. Şişenin yarısı böyle cam, yarısı metal. Bu da çok güzel bir koku. Tavsiye ediyorum.
Marc Jacobs'ın Daisy'sine geldik. Bu da benim hayatıma anlam katan kokulardan bir tanesi. Şişe tasarımı bir kere çok güzel. Marc Jacobs'ın her tasarımı böyle biliyorsunuz. Özellikle bu Daisy çiçekli kokular serisi. Biraz da şişesi kirli olaymış. Zaten isminden de anlayabileceğiniz gibi Daisy çiçeksi bir koku bu. Kapağı da çiçeklerden oluşuyor. Çiçeksi odunsu bir koku demiş. Fresh aynı zamanda da kadınsı bir koku. Kesinlikle öyle bir koku. Sadelik ön planda tutularak tasarlanmış. Hem şişesi hem de koku. Sofistike bir koku olarak söyleniyor. Bu benim elimdeki kullandığım en önce çıkmış kokulardan. Yani biraz kült bir koku olmaya yakın bir koku bu. 2007'de çıkmış bu koku. Günlük, yazlık bence bir koku. Yani kışın çok fazla ben bu kadar hafif kokular kullanmıyorum. Üst notasında çilek, menekşe yaprağı, hani bu yeşil yapraklarından, yakut kırmızısı, greyfurt varmış. Orta notalarında gardenya, menekşe çiçeği yaprağı ve yasemin varmış ki bence yasemin ve gardenya kokusu ağır basıyor gibi geliyor bana. Alt notalarında da yine misk, beyaz odunsu notalar ve vanilya varmış. Ve şunu da fark ettim ki ben vanilyalı kokuları seviyorum. Yani misk ve vanilya benim genelde kullandığım parfümlerin odağında var. Ve son olarak son dönemde edindiğim bir parfüm. 30 millik bu. Küçük bir parfüm. Bunun büyüğü de var ama ben deneme amaçlı almıştım. Moschino'nun Cheap and Chic isimli parfümü. Bu da EDT. Bu benim işte en önce üretilmiş parfüm. Yani en kült parfüm bu olabilir bunlar arasında. 1995 yapımı bir parfüm. Klasik, eski bir parfüm. Kült kokulardan bir tanesi dediğim gibi. Böyle günlük, orta kalıcılıkta. Bu aslında her yerde duyabileceğiniz ama aynı zamanda çok karakterli bir koku bence. Orta kalıcılıkta, aşırı aşırı kalıcı diyemem. Yani bunu sıktığınızda gün sonunda tazelemek isteyebilirsiniz. Üst notalarında turunç, kalabriyen, bergamot ve yuzu, böyle limonumsu bir tropik meyve, yuzu bitkisi varmış. Orta notalarında sıklemen, vahşi gül, mısır yasemini, şakayık, nilüfer ve menekşe varmış. Yani bütün çiçek kokuları bunun içinde mevcut diyebiliriz. Alt notalarında da susam, vanilya, misk, beyaz orkide, sandal ağacı, Hint baklası ve amber varmış. Yani şöyle söyleyebilirim. Bu dediğim gibi bunlar arasında en günlük, böyle hani sürekli kullanabileceğiniz, herkese hitap edebilecek kokulardan bir tanesi. Genele baktığımızda My Burberry bence herkese hitap edebilir. Just Cavalli hitap edebilir. Fakat Yves Saint Laurent, Michael Kors, Prada ve Marc Jacobs biraz daha böyle bence esmer tenlere daha çok gider gibi geliyor bana. Çünkü biraz daha çiçeksi ama şekerli kokular. Dolayısıyla beyaz tenlere ben böyle biraz daha fresh kokuları daha çok yakıştırıyorum. Böyle elmalı, salatalıklı, ne bileyim, böyle fresh fresh kokular yani. Daha temiz kokuları daha çok yakıştırıyorum. Benim şu sıralar en çok kullandığım parfümler bunlardı. Diğer parfümlerimi de merak ediyorsanız lütfen aşağıda bana yorum olarak bildirin. Ya da tavsiyeniz varsa, benim hani az çok koku skalamı görmüş oldunuz. Eğer bana önerebileceğiniz başka parfümleriniz varsa lütfen aşağıda yorum olarak bildirin. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Böyle farklı içeriklerin gelmesini istiyorsanız benimle iletişime geçip fikirlerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, alt taraftan kanalıma abone olmayı, abone ol butonunun yanındaki butoncuktan, zil işaretinden gönderi bildirimlerini açmayı lütfen unutmayın. Hepinizi kocaman öpüyorum. Çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.